Anlıyorum. Sanırım herhalde depremde yaşamını yitirenler için bence bir dakikalık saygı duruşunda başımız sağ olsun, başınız sağ olsun. Ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Evet, değerli halkımız, deprem üzerinden bir yıl geçti. Depremin olduğu ilk günden beri deprem yaşanılan illerle alakamızı, ilgimizi hiç koparmadık. İnanın partimiz deprem olduğunu duyduğu andan itibaren sürekli deprem yaşayan halklarımızla birlikte oldu. İmkanları ölçüsünde dayanıştı, katkı sundu, olanaklarını seferber etti. Tabii çok büyük acılar yaşadık. Çok büyük bir acıydı. Öncelikle depremde yaşamını yitiren ailelerimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. O acı henüz devam ediyor. Bugün Gürcistan Başkanla Ferit Şenyaşar vekilimizle birlikte biz Adıyaman'dayız. Eş Genel Başkanımız bir heyetle birlikte Hatay'dadır. Malatya'ya, Kahramanmaraş'a da hep birlikte gideceğiz. Bu birinci yılda çok değişen bir şey olmadı. Sanki depremin yaşanıldığı ilk gün gibi. Konut yok, yol yok, su yok, sağlık olanakları yok. Eğitim olanakları tam olarak yaratılmış değil. Deprem olduğu gün de devlet yoktu. Şimdi de devlet yok. Bol bol vaatler dinliyoruz. Bol bol yaraların sarılacağı söyleniyor. Ama Adıyaman halkı çok iyi biliyor. Biraz önce de cemevinde, mezarlıkta halkımızla buluştuk. Henüz halkımızın acısı, halkımızın yaşamış olduğu sorunlar devam ediyor. Evet, değerli halkımız, şunu soruyoruz. Deprem vergileri nereye gitti? Deprem için yıllardır bu ülkede toplanılan vergiler eğer doğru bir şekilde deprem için, depremin yaratacağı sorunları gidermek için kullanılsaydı, bugüne kadar toplanılan vergiler 15 milyon insanımızın sağlıklı konutlarda yaşamasını sağlayacaktı. Ama maalesef bu Türkiye'yi uçuruma sürükleyen, ekonomiyi batıran bitiren, demokrasiyi rafa kaldıran yönetim deprem vergilerini de iç etti. Onun için çadırlardayız, onun için konteynerlerdeyiz, onun için içme suyumuz yok. Onun için çocuklarımız sağlıklı beslenemiyor, eğitim olanaklarını yaşayamıyor. Niye? Deprem vergilerini iç ettikleri için. Bu konuda öz eleştiri vermesi gereken hükümet maalesef hesabını vermiyor, hesap soruyor. Deprem vergileri nerededir diyen insanlar hakkında soruşturma açıyor. Klasik bir iktidar pratiğiyle yine yüz yüzeyiz. Değerli arkadaşlar, evet, deprem bir kader değil. Dünyanın birçok yerinde deprem yaşanıyor. Daha yüksek şiddette deprem olan ülkeler de var. Siz de izliyorsunuz. En ufak sorunlarla atlatılıyor. Can kaybı olmuyor. Bu kadar yıkım olmuyor, ölüm olmuyor, yitim olmuyor. Kentler toptan ortadan kalkmıyor. Ama bizim ülkemiz bir deprem ülkesi olmasına rağmen önlem almadılar. Önlem almak yerine deprem bölgelerini, fay hatlarını, dere yataklarını, dolgu alanlarını, kıyıları imara açıyorlar. Evet, bu iktidarın yaptığı en iyi şey konut inşa etmek, konut üretmek, deprem bölgelerini, dere yataklarını, kıyılarını ranta açmaktır. İşte bugün yaşadığımız bu depremin ortaya çıktığı sonuçların en büyük sorumlusu aslında iktidardır. İktidarın politikalarıdır. İktidarın
Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hala bilince çıkarmamış olmasıdır. Biz 130 bin diyor Sayın Bakan, sayının daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu 130 bin denilen sayı daha fazladır. Çok sayıda insanların canını yitirdiği bu ülkede maalesef depremle dayanışma engellenildi. Depremzedelerle buluşmalar engellenildi. Depremin olduğu gün duyarsız kalan devlet, siz değerli depremzede halkımızla dayanışmak isteyen STK'ları engelledi, partileri engelledi, dayanışmamızı engelledi. Adıyaman'da, Pazarcık'ta depremzede yurttaşlarımızla dayanışmak için oluşturduğumuz yaşam alanlarına kayyum atadı. Yani sadece Kürdün belediyesine, iradesine kayyum atamadı. Bu iktidar sizinle dayanışmak için deprem bölgelerine gelen sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu yardımlar için de kayyumlar atadı. Kayyum zihniyeti, kayyum sistemi deprem bölgelerinde de devam etti. Şimdi değerli halkımız, Recep Tayyip Erdoğan Adıyamanlardan geçen gün helallik istedi. Hesap vermesi gerekenler, Adıyaman halkından özür dilemesi gerekenler, Adıyaman'da binlerce insanımızın yaşamasını yitirmesine sebep olan bu zihniyet, bu politikaları yürüten iktidar ve onun başındaki kişi helallik istiyor. Peki size soruyorum, depremin hesabını veremeyen on binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği bu tablonun öz eleştirisini vermeyen AKP'ye, onun genel başkanına Adıyamanlılar helallik veriyor mu? Evet, tabii ki helallik vermeyeceğiz. Çünkü bu depremde bu kayıplar önlenebilirdi. AKP'nin deprem bölgelerini imara açan, ranta açan bu siyaseti olmasaydı belki bu kadar canımız yaşamını yitirmeyecekti. Dolayısıyla Adıyaman halkı helallik vermiyor, hesap soruyor. Hükümeti yönetenlerin, başta Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda hesap vermesi gerektiğini belirtmek istiyoruz. Sanırım gitti değil mi? Tamam. Değerli arkadaşlar, hesap vermesi gerekenler hesap vermiyor. Kızılay'ın deprem bölgelerine çadır yetiştirmesi gerekirken, yaşam malzemelerini yetiştirmesi gerekirken çadırları vatandaşa satan bu kurumun başında bulunan insanların sizden özür dilemesi gerekirken çadır satmayı dahi meşrulaştıran bir yönetimle, bir iktidarla karşı karşıyayız. Evet, Sayın Erdoğan 2023 yılında Bingöl'de, 2003 yılında Bingöl'de kırılan fay hattı değil, ar damarları kırıldı demişti. O zaman çünkü daha iktidarda değildi. Bu bir kader değil demişti. Şimdi aynı sözlerini biz ona tekrar ediyoruz. Evet, kırılan fay hattı değil, kırılan sizin iktidarınızın ar damarlarıdır. Bu bir kader değil, bu sizin politikalarınız, yürüttüğünüz politikaların sonucunda halklarımızın yaşamış olduğu bir katliamdır. Bunun takipçisi olacağız, bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şimdi ne yapıyorlar? Deprem bölgesindeki halklarımıza konut vereceklerini, yapacaklarını söylüyorlardı. Konut var mı? Konut ortada yok. Konut için ne yapıyor? Halkımızı borçlandırmaya kalkıyor. Konut için devletin konut, kendi yaşamış olduğu eksiklerden dolayı konut sağlaması gereken iktidar paralarınızla sizlere konut yapmaya çalışıyor. Biz buna itiraz ediyoruz, bunu kınıyoruz. Deprem vergilerinin nerede olduğunu tekrar soruyoruz. Konut yapması gereken devlet halkı borçlandırarak konut yapamaz. Kaldı ki borçlandırılmasına rağmen hala konut da ortada yok. Hala yol yok, hala çadır yok, hala içme suyu yok. Değerli halkımız, emin olun bu iktidar Türkiye'yi yönetemediği gibi bu deprem sürecini de yönetemedi. Bu iktidar 21 yıllık siyasetinde, 21 yıllık iktidarında bizi maruz bıraktı. Yoksulluğa, açlığa, bir de deprem sonuçlarını
ekledi. Bunlar var olduğu müddetçe vaatlerin dışında bize verebilecekleri bir şey yoktur. Ben Adıyaman halkının, Hatay halkının, Maraş halkının, Ahmet halkının artık bu yalanlara, bu vaatlere kalmaması gerektiğini belirtmek istiyorum. 21 yıldır ülkeyi uçuruma getirenlerin bu deprem sonuçlarını ortadan kaldırabileceklerini zannetmiyorum. Şimdi bakın değerli halkımız, devlet depremde enkazın altında kaldı. Peki Ahmet'te ne oldu? Ahmet'te devlet var mıydı? Yok. Ahmet'te belediyelerimize kayyum atanmasına rağmen Ahmet halkı kendi içerisindeki dayanışmasıyla, güç birliğiyle, kendi içerisindeki birbirine vermiş olduğu destekle, dayanışmayla deprem sonuçlarını ortadan kaldırdı. Ahmet depremi bir kez daha gösterdi ki iktidar yerine halkımızın, halklarımızın dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Birbirinin yarasını sarması gerekiyor. Biz itiraz etmediğimiz sürece, biz bu deprem sonuçlarını bu hükümetten sormadığımız müddetçe onların vaatleriyle yıllarımızı konteynerlarda, çadır kentlerde sürdürmek zorunda kalacağız. Onun için size çağrımızdır. Bu iktidarın yalanlarına kalmayın. Bu deprem yaralarını saracaklarına kalmayın. Daha dün Cumhurbaşkanı Hatay'da Hatay halkını tehdit eden bir konuşma yaptı. Deprem bölgesinde başsağlığı dilemesi gerekenler, hesap vermesi gerekenler, Hatay'ın haritadan silinmesinin hesabını vermesi gerekenler Hatay halkını tehdit ederek ya bize oy verirsiniz ya hizmet almasınız dediler. Peki size soruyorum. Hatay halkı onlara oy vermediği için hizmet vermediğini ima ediyor Sayın Erdoğan. Peki Adıyaman halkının ne suçu var? Yıllardır büyük bir oy oranıyla AKP Erdoğan'a destek veren bu kentin yaşamış olduğu bu hal nedir? Demek ki mesele onlara oy verip vermemek değil. Mesele nerede olursa olsun her olayı, her vahşeti, her felaketi seçime alet etmeleridir. Biz bunların artık bu politikalarına kalmayacağız. Hakkımızı arayacağız, hakkımızı isteyeceğiz. Birlikte olacağız, dayanışacağız. Bu depremin sonuçlarını yaratanlardan hesap sormadığımız müddetçe onlardan bir beklentiye girmek büyük bir saflık olur. Değerli Adıyaman halkı, emin olun ikinci yılda da burada geldiğimizde yine aynı sonuçlarla karşılaşacağız. Çakır çukur yollar, olmayan içme suyu, olmayan konutlar, olmayan hizmetler ama yine seçim vaatlerini duyacağız. Onun için dün olduğu gibi bugün yine partimiz sizin yanınızdadır, sizinle birliktedir. Olanaklarımız ölçüsünde sizlerle dayanışacağız. Hem parlamentoda hem sokakta hem hukuki anlamda Adıyaman halkının, deprem yaşayan halkımızın dertlerinin, sorunlarının sözcüsü olmaya devam edeceğiz. Sizlere burada bir kez daha bir söz vermek istiyorum. 31 Mart'ta yerel yönetimlerde bu kayyumcu zihniyeti gönderdikten sonra emin olun değerli Adıyaman halkı, buradan söz veriyorum. Ahmet halkının imkanlarını, Ahmet Belediyesi'nin imkanlarını, Van Belediyesi'nin imkanlarını alacağımız onlarca yüzün üzerinde belediyenin olanaklarını başta Adıyaman halkı olmak üzere deprem bölgelerine taşıyacağımıza emin olabilirsiniz. Dolayısıyla siz Adıyaman halkı da 31 Mart'ta bu depremin hesabını sorabilirsiniz, sormalısınız. Bak bugün mezarlıktan geldik. Orada ağlayan annelerimizin gözyaşlarını gördük. Gencecik kadın arkadaşlarımızın ahlarını, feryatlarını gördük. Bu ahları, bu gözyaşını bize yaşatan bu iktidardan Adıyaman halkının bir beklentisi olmasın. Bunlar bugüne kadar söylemiş oldukları hiçbir sözde durmadılar. Vermiş oldukları hiçbir sözü yerine getirmediler. Şimdi biz bu depremdeki bu ihmali, bu depremdeki hükümetin deprem enkazının altında kaldığı bu süreci unutmayacağız. Onlara hatırlatacağız. Tekrar Adıyaman halkıyla her zaman dayanışma içerisinde olacağız. Sizin hakkınızı her platformda arkadaşlarımızla birlikte aramaya devam edeceğiz. Ama lütfen siz de bu yalancılardan, bu talancılardan, bu sonuçları yaratan on binlerce insanımızın yaşamını yitirmesine sebebiyet veren
bu iktidardan artık bir medet ummayın. Onlara 31 Mart'ta bir kırmızı kart gösterin. Bizler onların politikalarına kandığımız müddetçe bu sonuçları hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Ben bu sonuçları hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Bu sonuçları aşabilecek bir gücümüz olduğuna, bir merkezimiz olduğuna, bir siyasi partimiz olduğunu da sizlere tekrar hatırlatıyor. Tekrar bütün halkımızın, Adıyaman'da yaşamını yitiren arkadaşlarımızın, canlarımızın ailelerine partim adına başsağlığı diliyor. Başımız sağ olsun. Allah gittikleri yerlerde onları incitmesin, ruhlarına rahmet olsun diyor. Bu deprem sonuçlarını artık hep birlikte el birliğiyle aşabileceğimizi belirtiyor. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.